Manşete hoş geldiniz. Bir bayram tatilini geride bıraktık ve bayramda da gündem devam etti. Gündem işlemeye devam etti. Siyaset, ekonomi ve elbette dış politika boş durmadı. Bütün bunlara bakacağız. Üç konu öne çıkıyor. Fakat bu üç konuyu tek yayında ele almayacağım. İlki Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi, memleket bayramlaşması ve onun etrafında kopan fırtına. Buna bakacağız bu yayında. Yarınki yayında mülteci meselesini ve özellikle sessiz istila videosu üzerine kopan fırtınayı, kasırgayı ele almaya çalışacağım. Mülteci meselesinin önüyle arkasıyla bakmaya çalışacağım. Ve bir de elbette enflasyon oranları açıklandı ama bir resmi oranlar var, bir de gayri resmi oranlar var. Ekonomik buhran her yerde. Bununla da ilgili bir yayın yapabilirim. O da muhtemelen cumartesi günü olabilir. Dolayısıyla hepsini tek yayında bulmayacaksınız. 3 farklı yayında bugün, yarın ve öbür gün bu konuları ele alacağım ve nasıl bakıyoruz, nasıl bakılması gerekiyor. Bununla ilgili görüşlerimi, fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Fakat bütün bu konulara bakarken şunu akıldan uzakta tutmayın. 3 madde arka arkaya sıralayacağım ve bu 3 maddeyi sürekli düşünün ve bu 3 maddeyle bütün bu meselelere bakın veya bütün bu meseleleri analiz etmeye çalışın. Bir, bunlar daha iyi günleriniz. Evet, her gün yarından bir sonraki günden daha iyi durumda. Hemen her anlamda. Ekonomik anlamda da öyle, siyasi anlamda da öyle ve dış politik, diplomatik anlamda da öyle. İyiye gitmiyor. Yani genel olarak Türkiye'de iyiye gitmiyor. Türkiye'nin çevresi, yakın komşuları da iyiye gitmiyor. Genel olarak dünyadaki trendler de iyiye gitmiyor. Onun için bunu akıldan çıkartmayın. Her gün yarından daha iyi. Öyle söyleyeyim. Hani bunlar daha iyi günleriniz diye bir kalıplaşmış klişe laf var ya, bunu hep akılda tutun. İkincisi, özellikle Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde şunu da akıldan uzak tutmayın. Türkiye öngörülemez bir ülke. Siyasi yönden, ekonomik yönden ve dış politik, diplomatik yönden. Öngörülemez bir ülke. Herhangi bir analiste, ekonomi uzmanı olabilir, diplomasi uzmanı olabilir vesaire. Belli konuları yakından takip ediyor olabilir. Orta Doğu konusunda uzman olabilir, enerji yolları konusunda uzman olabilir. Aklınıza ne geliyorsa. Herhangi bir uzmana Türkiye ile ilgili analizini sorduğunuzda esasen zihninde ilk düşüncesi şu olacak. Belki size ifade etmeyecek bunu. Ben nasıl öngörebilirim ki Türkiye öngörülemez bir ülke? Fakat eldeki veriler şunu söylüyor, bunu söylüyor diyecektir. Haliyle bu tür tahminler, bu neviden tahminler her zaman yaya kalabilir, açığa düşebilir. Bunu da akıldan uzak tutmayın. Bir diğer konuda, bütün bu meselelerde, üçüncü konuda akıldan uzak tutmamanız gereken şaşırıyorsunuz. Tepki gösteriyorsunuz, kızıyorsunuz, böyle bir şey olabilir mi diyorsunuz, Allah Allah bu hiç aklımıza gelmemişti diyorsunuz ya. Şunu unutmayın, herkesi kendiniz gibi bildiğiniz için böyle düşünüyorsunuz. Çünkü siz makul bir düşünceyle, makul bir analizle, düzgün bir yorumlamayla veya teville neyse konuları ele alıyorsunuz. Ama karşınızdaki öyle değil. Karşınızdaki sizin gibi bakmıyor. Karşınızdakinin herhangi bir kutsal olmayabilir, karşınızdaki hukuk tanımaz olabilir, karşınızdaki bir çete dünyasının elebaşı olabilir filan. Siz onlardan biri değilsiniz ki. Ondan dolayı şaşırıyorsunuz. Herkesi kendiniz gibi zannettiğiniz için de biraz şaşırıyorsunuz. Şaşırmaya devam edeceksiniz. Bu üç konuyu kesinlikle akıldan uzak tutmayın. Bütün bu analizlerde geçerli bu. Siyasi analizlerde de, mülteci meselesiyle ilgili yorumlarda da ve elbette ekonomik buhranla alakalı konularda da buhran diyorum. Çünkü artık olay bir kriz olma meselesinin ötesinde. Şimdi bugünkü yayında Ekrem İmamoğlu'nun adaylık ilanı dedik ve buna bakacağız. Halihazırda resimdeki 4 kişi dışında adaylığı konuşulan kimse yok. Bir de tabii elbette bu 4 isme Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş'ı da eklemek icap eder. Çünkü önceki seçimlerde aday olmuşlardı. Fakat sondan başlayayım. Selahattin Demirtaş'ın başkan seçilme gibi bir iddiası bulunmuyor. Aday olması söz konusu olduğunda da bir seçim yasağı vesaire de gelebilir. Çünkü halihazırda devam eden davalar var ve aynı zamanda HDP'yi kapatma davası var. Bu davada da yine yüzlerce HDP'linin siyaseten yasaklanması söz konusu olabilir. Yani seçimlere sokulmaması söz konusu olabilir.
şeyiyle söylemiyorum ben. Aslında böyle olmalı, şöyle olmalı, hukuk orada değiliz. Ben neyin ne olması gerektiğini biliyorum ve görüşlerimi zaten biliyorsunuz. Fakat şu anki reel politiği, şu anki vaziyeti analiz etmeye çalışıyorum. Ondan dolayı bunlara katıldığım düşünülmesin. Zaten sürekli takip edenler katılmadığımı biliyorlar. Olası reel politik Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarının mühim bir bölümünün ve belki de partisinin seçimlere katılma hakkının olmayacağını veya seçimlere katılma hakkının elinden alınacağını gösteriyor. Meral Akşener, ben güçlendirilmiş parlamenter sistemin başbakanı olacağım diye ilan etti geçtiğimiz yıl ve o günden bu yana da adaylığı düştü veya adaylığı konuşulmuyor veya adaylığı kamuoyu anketlerinde, araştırma şirketlerinin anketlerinde sorulmuyor. Fakat hala olası bir adaydır, onu da söyleyeyim. Durum değişti, siyaset değişti, biçim değişti ve Meral Akşener oluşan konjonktür gereği, belki de altılı masadan öyle bir karar çıkar, bilmiyoruz. Aday olabilir. Ya da birkaç adayla seçime gidebilirler, bir taktiksel bir durum olarak. Her neyse. Yani birkaç adayla seçime giderler. İkinci turda da en önde bitirenin arkasında hizalanırlar. Bunlar olabilir. Siyaseten olabilir bu. Önce söylediği sözü yemek falan değildir bu. Neden? Çünkü siyaset değişkenlik gösterdikçe sizin de kararlarınız, özellikle adaylıkla ilgili kararlarınız değişkenlik gösterebilir. Hatırlatalım, Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında Deniz Baykal kaset skandalıyla gittiğinde ben aday değilim demiş ama günler sonra adaylığını açıklamıştı. Böyle şeyler olabilir. Ben bundan dolayı da kişileri kınamam. Çünkü siyaset böyle düz bir zemin üzerinde yürüyen bir iş değildir yani. Şimdi resimdeki dört kişiye bakalım. En sağdaki Erdoğan'ı kritik etmeyeceğim. Cumhur İttifakı'nın adayı. Kendisi de zaten bunu son zannediyorum uçak seyahatinde etrafındaki gazetecilere anlattı. Cumhur İttifakı'nın adayı belli dedi. Yani kendisinin olduğu muhakkak. Kendisinden başka bir ikinci ismi de kimse telaffuz ediyor değil. Onu geçeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Her üçü de Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorlar ama tandansları elbette farklı olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu adaylık yoklaması yapıyor. Son Twitter'a yüklediği videoda da işte bu elektrik kesintisinden hareketle bir detaylı bir prodüksiyon yapılmış, dakikalar süren ve onunla da ve birinci tekil kullanarak kurduğu cümlelerde de ben yapacağım, ben edeceğim gibi Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmese de saklamıyor. Niyetini belli etmese de böyle bir düşüncesinin olduğu muhakkak ve altılı masadan bu yönde bir karar çıkarsa elbette bunu da değerlendirecektir. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş anketlerde en çok oy alan isimler. Onları şimdi birlikte analiz edeceğiz. Çünkü belli grafiklerle ve resimlerle ve belli kamuoyu araştırması sonuçlarıyla birlikte yürümekte yarar var. Ekrem İmamoğlu'nun bu gezisi yani Karadeniz'deki bayramlaşma çok öne çıktı. Öncelikle Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon ve bunu ifade ederken de çevresindeki gazetecilere benim karakterimin şekillendiği şehirdir Trabzon diyor. Ama Ekrem İmamoğlu Rize'ye de gitti ve çevre ilçelere de gitti. Yani o kadar çok yere gitti ki yani İyidere, Fındıklı, hangi birini söyleyeyim, Artvin, Hopa, Arhavi üzerinden Kemalpaşa vesaire. Yani çok dolaştı. Ve dolaştığı her yerde de belki kısa mitingler yaptı, halkla kucaklaştı vesaire. Bütün bunların hepsi bir seçim gezisi, bir adaylık gezisi olduğunu ortaya koyuyor. Rize, Tayyip Erdoğan'ın kalesi, memleketi ve Rize'de bir gövde gösterisi yapması Ekrem İmamoğlu'nun o açıdan da önemliydi. Eğer bir memleket bayramlaşmasıysa bu şeyle sınırlı tutulabilirdi. Trabzon'la sınırlı tutulabilirdi. Trabzon'la sınırlı tutulmadı. İkincisi bu kare, bu fotoğraf çok konuşuldu. Bu fotoğrafta Ekrem İmamoğlu'nun gezisine davet ettiği gazeteciler var. Sadece bu fotoğraf şunu gösteriyor. Benimki bir bayramlaşma değil. Bu gazetecileri de aldım. Benimki bir PR çalışması. Benimki bir aday tanıtım faaliyeti. O kadar belli ki. Yani bunu sadece ilan etmedi Ekrem İmamoğlu. Yani memlekete gider bayramlaşırsınız. Elbette yanınızda basın müşaviriniz veya belediyeden birkaç yetkili de olur. Bir yerde bayramlaşırsınız, bir iki ziyaret yaparsınız, dönersiniz değil mi? Yani bir düzine gazeteciyle beraber onların da masraflarını belki karşılayarak falan niye böyle bir masraflı bir işe girersiniz? Ayrıca şunu da antiparantez söyleyeyim. Bu masraflar
da Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları da kullanılmış. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsü vesaire, elemanları vesaire. Dolayısıyla İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na Büyükşehir'i yönetsin diye oy verenler veya Büyükşehir'i bir anlamda vergileriyle falan fonlayan vatandaşların paraları bir Karadeniz'de bir seçim çalışmasına da gitmiş oluyor. Böyle bir siyasi etik tarafı da var. Oraya girmeyeceğim. Türkiye'de neyin etiği kaldı ki, ayrı bir konu. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu'nun yanında Ertuğrul Özkök oturuyor. Ertuğrul Özkök uzun yıllar Hürriyet'i yönetti. Sonraki yıllarda da yazar olarak tutulmaya çabaladı ama daha sonra Hürriyet onu taşıyamadı ve aylar önce istifa etti. Şimdi sosyal medyada yazılarıyla, işte newsletter dediğimiz belli isimlere gönderdiği günlük işte yorumlarıyla falan faaliyetini sürdürüyor. Femi Koru bugün yaptığı analizde Ekrem İmamoğlu'nun yanında Ertuğrul Özkök'ün oturuyor olması artık diyor benim diyor onunla ilgili adaylığı konusundaki şüphelerimi ortadan kaldırdı. Yanında oturanı görünce İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının ciddi olduğunu anladım diyor. Haksız değil. Bu fotoğrafta eleştiriler daha çok Nagihan Alçın'ın da fotoğrafta görünmesi üzerine yoğunlaştı ki bu dönemin taşlarını döşeyen medya unsurlarından biridir kendisi. Çok da fazla detaylandırmaya gerek yok. Ne işi var onun orada? Başka gazeteciler çağıramaz mıydınız? Yani kimin orada bir masumiyeti var ki bilmiyorum baktığınızda. İşte Akif Beki, yani Akif Beki uzun yıllar Erdoğan'ın hem basın danışmanı hem de hatta bir ara hükümet sözcülüğü yaptı. Başbakanlık sözcülüğü yaptı yani ve başbakanlıktaki akreditasyonla gazetecileri başbakanlığa sokmayan, beğenmediği haberlere imza atan gazetecileri basına başbakanlığa sokmayan ve hatta bir bölümü hakkında adli işlem yaptırtan falan bir isimdir. Yani herkesin bir sicili var. Anlatabiliyor muyum? Tek tek ben isim bakmayacağım. İşte Özlem Gürses var orada, İsmail Saymaz var vesaire. Sadece bu bile, yani bu fotoğraf ve bir düzine gazeteciyle bir PR çalışması falan o işin sıradan bir bayramlaşma olmadığını gösteriyor. Yine şunu söyleyeyim. Bu özellikle Mansur Yavaş'la ilgili değerlendirmelerde, mesela ben Mansur Yavaş'la ilgili değerlendirmelerde iki şeyin altını özellikle çiziyorum. Bir, hiçbir şey yapmadığı halde kendi PR'ına dönük, hadi Ankara halkı biliyor ama Ankara dışındaki 80 vilayet Mansur Yavaş'ı bilmiyor, takip etmiyor. Sosyal medyadaki paylaşımları da genelde belediye hizmetleri üzerine ki o da gene Ankara'yı ilgilendiriyor. Mansur Yavaş'a bu ilgi neden? Neden bu kadar ilgiyi etrafında topluyor? Ve neden anketlerde çoğu zaman Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde çıkıyor? Bunu gerçekten anlayamıyorum. Bunu gerçekten sormak lazım. Yani vatandaşlara belki bir ikinci, üçüncü soru olarak Mansur Yavaş diyenlere neden Mansur Yavaş? Hani hangi konuda ne diyor? Yani hangi faaliyetini gördünüz falan diye sormak gerekiyor. Ekrem İmamoğlu bir anlamda ortada. Yani konuşuyor, video paylaşıyor, televizyon yayınlarına çıkıyor, gazetelere röportaj veriyor vesaire. Mansur Yavaş'ta bunların hiçbiri yok. O soru işaretini koyacağım. İkinci benim üzerinde durduğum konu da herhangi birinin adaylığı konusunda, özellikle Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda, mesela Mansur Yavaş Kürt meselesine nasıl bakıyor, mülteci meselesine nasıl bakıyor, ekonomik buhranla ilgili görüşleri nedir ve bunu nasıl halledeceğini düşünüyor falan dediğinizde, Mansur Yavaş ben kamusal bir iş yapıyorum, Büyükşehir Belediye Başkanıyım, beni siyasete bulaştırmayın diyor, kenara çekiyor kendisini. Ama yarın öbür gün bir kampanya yaptığında bütün bunların hepsi sorulacak ve Mansur Yavaş'ın bu sorulara vereceği cevap onun Erdoğan'ı yenmesini veya Erdoğan karşısında daha avantajlı konuma gelmesini sağlayacak. O açıdan Mansur Yavaş'la ilgili parantezi kapatayım. Peki Ekrem İmamoğlu'na soruluyor mu? Bu gezide baktım. Tamamen izlenimler var. Yani Hüsrev kuru fasulyecisinde ne yediği, işte eşi hanımefendi, onun işte efendim çevresi, gezide vatandaşın ilgisi, herhangi bir yuhalama, herhangi bir tepki oldu mu? Erdoğan'ın memleketi Rize'de nasıl karşılandı? Adaylığı konusunda ne düşünüyor? Bu konuda ısrarlı sorulara ne cevap veriyor? Filan filan. Peki Ekrem İmamoğlu Kürt meselesi hakkında ne düşünüyor? Mülteci meselesi hakkında ne düşünüyor? Ekonomik buhranı nasıl halledecek? Bu konulardaki görüşleri neler? Şu bu, KHK'larla ilgili bunların hiçbirisi sorulmamış. Zaten bu kadroda bu soruları soracak gazeteci de yok. Yani tamam Mansur Yavaş'ın belli konularda ne düşündüğünü bilmiyoruz. Ama Ekrem İmamoğlu'nu da bilmiyoruz çünkü kendisine sorulmuyor. Gazeteciler ne yiyip ne içtiğiyle ilgileniyor. Ve bunu da upuzun yazı malzemesi yapıyor.
Belki de taktiksel olarak böyle sorular sormuyorlar veya o geziye davet edilirken aman işte bu ülke gündemindeki şu şu şu. Ya en ana gündem kardeşim, mültecilerle ilgili bir soru sorun yahu. Bayramın gündemi değil miydi? Tek açıklama yok. Ekonomik buhran. Tek kelime yok. Kürt meselesi. Tek kelime yok. Soru da yok. Yani soru olmuş, cevabı verilmişse bile ben okuduğum yazılarda bunu göremedim. Varsa ne olur bana gösterin. İşte bu da paylaşılan fotoğraflardan biri. Ekrem İmamoğlu, eşi Nagihan Alçı. Bu da otobüsün içinden bir kare. İşte bir basın otobüsü. Muhtemelen İstanbul Büyükşehir'in otobüsü. Burada daha önce kareye girmeyen başka isimler de görülüyor. Ziya Osman Açıkel dikkatimi çekiyor. Çekti TGRT Türkiye Gazetesi'nde. Ta Çiller döneminden beri hangi iktidar ülkenin başındaysa o otobüse binen isimlerden biridir. Bu konuda çok mahirdir. Bu fotoğraf çok önemli. Rize'de her yerde Erdoğan fotoğrafı var. Onun altında konuşma yaparken Ekrem İmamoğlu. Elbette bu da bir özgüven. Yani onun da altını çizelim. Tayyip Erdoğan'a meydan okuma. Bir yönüyle de böyle. Bu gene Nagihan Alçı'nın paylaştığı bir fotoğraf. Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve onun kardeşleri de işte efendim geziyi takip etmişler. Böyle boy boy fotoğraflar paylaşıldı. Bu da Ekrem İmamoğlu Hüsrev kuru fasulyecisinde Akif Bekir ve Ertuğrul Özkök'le söyleşirken görülüyor. Ertuğrul Özkök de Ekrem İmamoğlu'nun burada otobüsünün önünde görülüyor. Evet. Tabii bu gezi Öznur Kalender'in şu çizgileriyle de hicv edildi. Çokça bu fotoğraflar eleştiri konusu oldu sosyal ağlarda. Ve Öznur Kalender de işte Ekrem İmamoğlu'nu otobüsüne aldığı gazeteciler üzerinden böyle eleştirdi. Bunu da altını çizmek lazım. Gazetelere nasıl yansıdı? Onun üzerine bir iki cümle söyleyeceğim. Cumhuriyet Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ısrarlı. Bunu bayramdan önce başlatmıştı. Bayramdan sonra da devam ettiriyor. Kılıçdaroğlu iki nokta üst üste yola çıktım. Hemen altında da Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinden bir fotoğraf altı var. Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı soruldu. Rakip olmam. Yani Cumhuriyet diyor ki adayımız Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu da rakip olmayacağını açıkladı. Takvim ve iktidar unsurları, ben sadece takvimi getiriyorum. Kemal Bey bak İmamoğlu sana ne söylüyor? Konuşmak için genel başkandan izin almam. Bu arada da Kemal Bey ile Ekrem Bey'in arasını bozma çalışmaları. Fakat Davutoğlu'na yakın, Gelecek Partisi'ne yakın Karar Gazetesi'nde ki şu detay kimin dikkatini çekti bilmiyorum. Bir yola çıktım kolay olmayacak. Cumhuriyetvari bir tercih. En altta da İmamoğlu adaylık gündemimde yok. Genel başkanla yarışmak ne haddimize? Yani Karar Gazetesi de diyor ki bir anlamda Davutoğlu'nun siyasi görüşü. Gelecek Partisi de diyor ki Kılıçdaroğlu aday olsun. Ekrem İmamoğlu sen bir dur kenarda. Cumhuriyetle paralel bir tercih yapmış. Metropol'ün bu pazar seçim olsa kararsızları dağıtmazdı Metropol. Ben de bu geleneğine uyuyorum. Daha sonra kararsızları dağıtmaya başladı ama kararsızlar dağıtılmadan daha doğru bence. Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? AKP 25, CHP 17, İyi Parti 14, HDP 9.7 diye gidiyor. İyi Parti'de bir yükseliş var. Kararsızlar dağıtılmadan 14.6. CHP 17.6'da duruyor. CHP'nin oyu söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hiç değişmedi. Kararsızlar dağıtıldığında da taş çatlasa 23'ü 25'i buluyor. AKP'nin kemik 25'lik oyu ise orada duruyor. Yani o kemik oya kimse çalışmasın ama kararsız olan kitleye, protesto edeceğim, sandığa gitmeyeceğim diyen kitleye çalışmakta yarar var. O arada hani yeniden Refah Partisi yani Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın partisi 1.1'de, Zafer Partisi, Ümit Özdağ'ın partisi de 0.5'te. Daha yeni kurulan bu partiler şimdiden Davutoğlu'nun partisini geçmiş görünüyor. O arada Financial Times'ta Metropol'ün grafiği çıkmış. Özellikle birinci turda hangi aday Tayyip Erdoğan'a karşı desteklersiniz sorusunda. Birinci turda %53.9 Mansur Yavaş öne çıkıyor. Mansur Yavaş ile ilgili analizimi birkaç dakika önce yapmıştım. Tekrar etmeyeceğim. Fakat Metropol'ün bu sonuçları Metropol tarafından yayımlanmadı. 2 gün önce İsmail Saymaz'a servis edildi. İsmail Saymaz halktv.com.tr'de kendi köşesinde duyurdu. Buradaki sonuçlar son derece enteresan. Grafikte görüyorsunuz. Tekrar etmeyeceğim. Tek tek de okumayacağım. İlk turda Erdoğan'ın karşısında kim ne oy alır? Görüyorsunuz. İlk turda hiç kimse %50'yi geçemiyor. İkinci turda Erdoğan'ın karşısında kim ne oy alırı
araştırmışlar. %53 ile biraz evvel Financial Times de o alıntıyı yapmış. Mansur Yavaş geçiyor. Bir anlamda Metropol diyor ki bu araştırmayla, Mansur Yavaş her türlü Erdoğan'ı yeniyor. Mansur Yavaş ihtimalini çizmeyin diyor. Ama Mansur Yavaş'ı takip eden isimse Ekrem İmamoğlu. Kılıçdaroğlu'nunsa çok az şansı var. İkinci turda karşı karşıya geldiğinde bile Erdoğan'la 42'ye 43 gibi bir sonuç göze çarpıyor. Mansur Yavaş demişken, Mansur Yavaş siyasi hiçbir konuda yorum yapmamakla birlikte özellikle 3 Mayıs Türkçülük gününü Twitter'dan kutlamasıyla dikkat çekti. Bunun da altını çizelim. Gezi yargılamaları ile ilgili örneğin geçtiğimiz hafta verilen müebbet hapis cezası ve bir sürü masum insanın tekrar cezaevine konması, tutuklanarak cezaevine konması konusunda kalem oynatmadı. O arada Canan Kaftancıoğlu için geliyor gelmekte olan, bunu Ahmet Şık iddia etmişti ve detaylar ortaya çıktı. Ağır Ceza Mahkemesi karar vermiş, İstinaf Mahkemesi onamış, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da hapsin kesinleşmesini talep etmiş. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de okeylerse Canan Kaftancıoğlu cezaevine girecek ve 13 ay 10 gün cezaevi süreci olacak. 13 ay 10 gün ne demek? Canan Kaftancıoğlu'nun önümüzdeki seçime kadar, ki Haziran 2023'te olacaksa tam 13 ay var. Canan Kaftancıoğlu'nun adeta ayarlanmış gibi cezaevinde tutulmasını planlayan bir adli yargı sistemi. Canan Kaftancıoğlu İstanbul seçimlerinde gösterdiği üstün çabayla iktidarın şimşeklerini üzerine çekmişti. Şimdi yıllar önce paylaştığı görüşleri veya attığı tweetler yüzünden böyle ırgalanıyor. Bunun da haber verelim. Yani Ekrem İmamoğlu üzerinde de seçimlerden önce başına bir işler gelebileceği, yargı mekanizmasının müfettişler yoluyla harekete geçeceği, sonrasında siyaseten yasaklanabileceği gibi ihtimaller var. Canan Kaftancıoğlu da her an cezaevine girebilir ve önümüzdeki bir yıl, yani seçime kadar süre içerisinde Canan Kaftancıoğlu cezaevinde dinlendirilebilir maalesef. Bununla yavaş yavaş bitirelim. Enflasyon oranları açıklandı. Ekonomik buhranla ilgili ayrı bir yayın yapacağım ama Enag'a göre %156, TÜİK'e göre de 69.97, adeta ayarlanmış gibi %70 enflasyon diyor, resmi enflasyon. Çarpıcı olan şey şu: bu rakam, resmi enflasyon dahi 1997'den beri, 2002'den beri değil, 1997'den beri en yüksek oran. Yani AKP gelmeden 5 sene önceki oranı yakalamış durumda şu anda. İkinci olarak söyleyeceğim şey de, Nisan ayı enflasyonu %7'nin üzerinde. Hani batıyla karşılaştırıyorlar ama yani İngiltere'de de Avrupa'daki ülkelerde de yıllık enflasyon %7 değilken Türkiye'de aylık enflasyon %7'nin üzerinde. Bunu da gözlerden uzak tutmayın. Bankacılık sektörü kar üstüne kar yapıyor. Son çıkardıkları düzenlemeler, kur korumalı mevduat vesaire diye. Yani bankacılık sektörü 2021'in ilk 3 ayına göre %286 oranında kar etmiş. Yani birileri hala Türkiye'de zengin olmaya devam ediyor. Atilla Yeşilada da uyarmış: Türkiye artık yarı kapalı kambiyo rejimine geçti. Bir adım sonrası tüm döviz işlemlerine denetim ve kısıtlamadır demiş. Evet. Bu konuları da gözden uzak tutmayın. O arada Ekrem İmamoğlu ile ilgili son bir şey daha söyleyip kapatacağım yayını. Ekrem İmamoğlu'nun özellikle Trabzon Rize gezisini takip eden isimlerin yazılarını okudum. Neler yazmışlar diye baktım. Burada Akif Bekir'in yazısında bir bölüm özellikle dikkatimi çekti. Adaylık ilanı diyorum ya, Ekrem İmamoğlu da bunu saklamıyor. İşte bu PR çalışması falan bunun. Sadece şu anekdot bile Ekrem İmamoğlu'nun adaylık ilanı anlamında, adaylığını kesinleştirdiği anlamında yeterli. Muhalefet özellikle Ekrem İmamoğlu aday olursa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybedecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki koltuğunu kaybedecek CHP. Ondan dolayı Ekrem İmamoğlu veya işte Mansur Yavaş aday olmasın deniyor ya. Onun üzerine şunu söylüyor Ekrem İmamoğlu, bu soruluyor kendisine gezide.
Ekrem İmamoğlu diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı aynı hafta içinde iki konuşma yaptı. Söylediği söz aynen şu: 2023 genel seçimlerinden hemen sonra İstanbul'un gerçek sahibi AK Partili olacak. 2024 demiyor. Bunu niye demiş olabilir? Cevap bulun. Ondan sonra ben öbürüne cevap vereyim. İmamoğlu geçmiş iş hayatının bile didik didik edilmesini yapılan hazırlığa örnek gösterdi. Yani diyor ki ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bırakıp Cumhurbaşkanlığı'na aday olsam da olmasam da oraya kayyım atayacaklar. Haliyle 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra eğer ben Cumhurbaşkanlığı'na aday olup Cumhurbaşkanlığı'nı kazanamazsam zaten hala hazırda siyasi hayatım bitecek. Belki de cezaevine atacaklar beni diyerek buna cevap veriyor. Yani diyor ki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra kimse Ankara İstanbul Belediye Başkanlığı koltuğunda CHP'li belediye başkanlarının oturacağını düşünmesin, hayal de etmesin. Buna göre de hesap yapmasın. Bizi zaten oradan uçuracaklar diyor. Soruya verdiği cevapta. Diyelim ve İmamoğlu'nun adaylık ilanı ile ilgili bu hafta yaptığımız ilk yayını böylelikle tamamlamış olduk. Yarın ve öbür gün iki ayrı yayın daha yapacağım. Biri mülteci meselesiyle ilgili olacak, öbürü de ekonomik buhranla ilgili olacak. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla, hoşça kalın.